Herkese merhabalar. Bugün tarladayız. Kabaklarımızın ara çapasını yapıyoruz. Sıra üzeri çapalarını da çalışanlar geliyor. Onlar yapıyorlar. Dün çok fazla yağış almıştık. Dün değil de evvelsi gün çok fazla yağış aldık. Daha sonrasında tarlanın biraz kurumasını bekledik. Şu an tarla tam ayarında girdik. Şu an çapasını yapıyoruz. Ama sıra üzeri çapaları ise yarın herhalde gelirler çalışanlar. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılmadı. Şurası çekirdek. Diğer çekirdek. Şu an kabaklar burada içerisine giriyorum. Normalde şu bulunduğum tarla yan taraf çekirdek. Ay çekirdeği diğer 2-3 tarlada normal bizim ektiğimiz kabak çekirdeği, kendi ektiğimiz yerler. Karşısında bir tarla var. Daha başka bir yerde daha tarla var. Derken böyle birçok tarlada ekili. Şimdi buradaki, şöyle göstereyim. Şimdi buradaki boruların yerini değiştirmiştik. Çapa yapılabilmesi için. Şimdi tekrardan boruyu değiştireceğiz. Sulanabilecek hale getireceğiz. Evet, kamerayı çevirdim. Böyle daha sağlıklı çekim olacak. Şimdi bu yılki sorunlarımızdan bahsedeyim. Gördüğünüz üzere kabaklarımız çok seyrek. Böyle bir aksaklık yaşadık. Bir iki tane tarlamızı bozduk. Tekrardan ektik. Şu anda gördüğünüz bu büyüklüklerden birkaç tane var. Onun haricinde diğer yeni ektiğimiz tarlalar 3-4 yaprak bile olmadı galiba. Küçükler bayağı. Ayın kaçı bugün? 21 Haziran'dayız. Bakalım. İnşallah yetiştirebiliriz. Buralara şu anda 10 kilo üre ile birlikte çapayı, çapanın içerisinde 10 kilo üre ayarlayarak atıyoruz. Kök boğazlarına, şöyle köklerine geliyor zaten hemen. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında yaprak gübreleriyle birlikte destekleyeceğiz. Bir bakterimiz var. Bakteri vereceğiz bu yıl. Yaprak gübresi vereceğiz. Onların hepsinin çekimini sizlere yaparım. Şu anda bir kısmını aldık. Bir kısmı burada. Ankara'dan getirdiğimiz için gübreleri yarım yarım getirebiliyoruz aracımızı aldığı kadar. Amorok'la gitmiştik geçen gün. Bir de civcivler ve ördekleri de getirdiğimiz için çok fazla yer kalmadı arabamızda. Alabildiğimiz kadarını aldık. Geri kalanını da inşallah bu sefer alacağız. Şimdi ortasına geldik tarlanın. Şimdi buranın düzeltilmesi yapılacak. Annemler ileriye gittiler ama. Bakalım. Şuradan birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi. Kuyumuz nerede? Kuyumuz hemen şurada. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bu tarladayım. Yan tarla çekirdek ekili olan, kuyumuz şurada. Araçlarımız şurada. İveko'yla gübreyi getirdik. Amorok'la da biz geldik. Traktörle de çapayı yapıyoruz. Şöyle yakından göstereyim kabakları. Neredeyiz? Eskişehir Sivrihisar Beyyazı köyündeyiz. İnşallah bu yıl, yani yağış çok fazla aldık. Halen daha yağış alıyoruz. Şimdi diyeceksiniz, bu kadar çok yağış alıyorsunuz, neden yağmurlama, sulamaya başladınız? Çünkü yani yağmur olmasına rağmen su istiyor. Bazı yerler kuruyor. Su istemese bile yaprak gübrelerimizi köküne kadar inmesi için sulama yapmamız gerekiyor. Yağmurlamayla birlikte veriyoruz, tankla birlikte vesaire derken, yani sulama yapmak zorundayız. Bakın şurada hiç kabak yok. Şurada bir var. Buraya kadar hiç kabak yok. Şu keten dikenlerini öldürecek bakalım. İnşallah bizim çapacılar kopartacaklar onları çapayla.
Bakın şimdi şuraya bakalım. Mesela bazı yerde de çok fazla kabak var. Burada kaç tane kabak var? Bilmiyorum, sayalım. 1, 2, şurası tek kök mü? Yok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kabak var burada. Şunu sayarsak 10, şunu sayarsak 11. 11 tane kabak var. Şurada 1 metre, 1,5 metre mesafede. Bazı yerlerimizde bu şekilde. Bakalım. Hayırlısı olsun. Yani nasip bu kadarmış demek lazım. Yani bir süre sonra uğraşıyorsunuz, olmuyorsa nasipten öte balı yok. Beşlik istavroz deniyor buna. Şuraları üçlük, şu kısımları beşlik. 125'le 90 da denilebilir. Bunlar beşlik. Ana hattımızı beşliklerle yapıyoruz. Şimdi ikinci kuyumuz saatte 115 ton su çekerken ilk kuyumuz saatte 125 ton su çekiyor. Aslında buradaki kuyumuzdaki sunun birinci kuyudaki sudan daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Ama pompanın gücü bu kadar. İkisine de aynı pompa. 50 beygir atmıştık. Ama bu 90'da, diğeri 40-50 civarında olması lazım. Pompanın metresi. O yüzden beşlik kullanmak zorundayız. Yoksa suyumuz patlatıyor. Çok fazla su olduğu için kuyularda. Bir yandan böyle otları çapacılar yapsa da biz tekrarın üzerinden geçiyoruz. Çünkü tam anlamıyla yapmıyorlar. Annemleri bekliyorum ama gelmediler. Şuradan bir göreyim, el kaldırayım onlara. Evet, karşı taraftaki hattı düzelttik. Şu an çalıştırmaya hazır. Babam şimdi buraya girecek. Bu taraftaki tarlanın borularını düzelteceğiz şimdi. Sıraya girerken tabii tabaklar eziliyor. Şimdi buradaki boruların yer değiştireceğiz ki buranın da çapasını yapabilelim. Şimdi boruların yerini değiştirelim. Evet, şimdi boru götüreceğiz. Biz Şevval, Emirhan, annem, ben götürüyoruz. Babam da burada çapa çekiyor. Biraz gidin. Tamam, dur. Gel. Gel, gel, gel. Burada da babam. Tarlayı göstereyim. Şöyle arkadan gözükmüyor daha tabancalar. Sonra böyle devam ediyor. Güzelce çalışıyoruz. Çok fazla çalışan getirmiyoruz. Çok nadir yani. Çalışanın gelmesi bize kurutma zamanı falan geliyor. Su var değil mi? Boşaltalım, dur. Dur, dur. Tek elimle. Tek elimle video çekiyorum. Tek elimle boyu taşıyorum. Tamam. Gel. Gel, gel, gel. Dur. Gel şimdi. Biraz daha gel. Allah, dur dur. Heh, şimdi. Tamam.
Kelepçeyi açmayınca o olmuyor. Elim sıkıştı. Hepsini değiştirdik. Önce şu ilerideki tarlanın borularını 2-3 sıra ileri attık. Çapa yapılan kısma yapılmadı. Yani yerde duruyordu borularımız. Daha sonrasında çapayı yaptıktan sonra da tekrardan aynı yere getirdik. Çünkü yağmurlamayla birlikte gübre tankının içerisine gübrelerimizi karıştıracağız ve gübrelerimizi vereceğiz. Yaprak gübrelerimizi. O yüzden oraların tekrardan sulanması gerekiyor. Daha sonrasında diğer tarlanın da borularını çapa yapıldıktan sonra çapa yapılan kısmın sulanması gerekiyordu. Çünkü sağdan sola gidiyorduk. O tarafa doğru boruları çektik. Onun çok kısa bir videosunu çekmiştim hatta size. Şimdi boru değiştirirken tek elimle boruları tutup tek elimle video çekerken çok zor oluyor. Bir yandan da birleştiriyordum hatta. Daha sonrasında çapanın içerisine üreleri koyuyoruz aynı zamanda. Arkada Iveco ile Emirhan. Geride görebiliyorum aynada. Babamlar da 3. tarlaya geçtiler. Bu şekilde devam ediyoruz. Şevval'le buradayız. Biraz bir şeyler atıştıracağız. Hava da kararmaya başladı diyebilirim. Saate bakalım. Saat 7.30 olmuş. Ezanın okunmasına 1 saat 5 dakika kalmış. Ama hava yavaş yavaş güneş batıyor yani. Elimi bir şeye soktu. Böyle değişik bir şeydi. Şu an elim kızardı ve morarmaya başladı. Böyle biz de şimdi bir şeyler yiyelim bari. Çapaladık. Biraz da üve vereceğiz. Şöyle çok yakın ama biraz şey uzakta. Atıp toprağa karıştıracağım şimdi. Evet, şimdi biz Şevval'le birlikte tarladan ayrıldık. Çünkü hava kararmak üzere ve bizim civcivlerimiz falan dışarıda. Eve gideceğiz şimdi Şevval'le. Hem yemek hazırlayacağız, hem civcivleri falan kapatacağız, onların karnını doyuracağız. Annemler halen daha çapa yapmaya devam ediyorlar. Daha sonra tekrar görüşürüz. Thank you.
Evet, bugün çapada 3. gün. 235 dekarın tamamı bitti sayılır. Buralarda yapıldı. Şurada bir sıra kaldı. Borusunu değiştirdik. Daha sonra şu kısım kaldı. Aradaki küçük bir yer. Onun haricinde bayağı çapaladık her yeri. Şu anda sulanmasına rağmen tekrardan boruları aynı yerlerine çekiyoruz diyebilirim. Çok az arada bir mesafe bırakıyoruz. İki sıra atlatıyoruz. Çünkü tekrardan bir yağmurlamayla birlikte gübreleri verilecek. Yaprak gübreleri ve ürenin bir kısmını yağmurlamayla birlikte vereceğiz gübre tankıyla. Şu anda 10 kilosunu çapayla birlikte veriyoruz. Şöyle göstereyim. Bu tarla şu anda 2. ekim. Burası an kenarı. Burası 2. ekim olduğu için şu an kabakları çok küçük. Şurası hatta sel gelmiş. Burada mesela hiç kabak yok. Tamamen öldürmüş. Bu yıl böyle bir kısmetsizlik yaşadık. Aralarda da hala bozmamıza rağmen kabaklar duruyor. Mesela şu gibi arada çıkmış. Bakayım başka varsa göstereyim size. Yine aynı şekilde şu. Gölgemden gözükmüyor şu mesela. Ya da şu. Tam çizgi boş. Bir tek burada bu var. Tırmık ve silindir çektik. Arka arkaya takıp. Ama bozulmamışlar. Bazıları burada var yine. Böyle çok fazla var. Şöyle. Şimdi çapayla birlikte onlar da seyreliyor. Daha sonrasında 2 gündür çapacılar gelmedi. Ama yarın geleceklermiş. Çapacılar gelecek. Onlar çapalayacaklar. Sıraları da şu kısımları da onlar çapalıyorlar. Normalde boğaz doldurma vesaire yapılması gerekiyor ama bizimkiler biraz otları bile zor öldürüyor diyebilirim size. Çok fazla iyi bir çapalama olmuyor maalesef. Şuradan bir atlayalım. Üre de az kaldı zaten. Bir ton vardı sabah geldiğimizde. 4 çuval attık. Böyle çapalamaya devam ediyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi ben buradan mesela sırayla gidiyor diyelim ki şu sırayı. Daha sonrasında bu boruyu biz o tarafa atlatıyoruz. Çapa yaptığının 2. sırasını atlatıyoruz. Çünkü 1. sırasına tekrardan çapa izi geliyor. Burada şu an 3 hat var. Bugün yetişirse inşallah buraya bir hat daha çekeceğiz. 4 hat olacak burada. Evet, şu anda hala tarladayız. O az önceki 2. ekim yeri bitirdik. Dün burada akşam bir kısım kalmış. Dün çapaladığımız yerde. Şimdi orayı çapalıyorlar. Bizim de parkelerimizde bir sorun vardı. Yeni yaptırmıştık. Tekrardan parkecimiz geldi. Annemle oraya gittik. Şevval annem ben. Daha sonrasında gübre kalmayınca tekrar ben Iveco'yla geri döndüm. Bugün Amorok'la gelmemiştik ayrıyetten. Böyle aralarda gidip geliyoruz. Bugün bir de cuma. Cuma'ya gidilecek. Onun için saat şu an kaç, hemen söyleyeyim. Saat 11:40 geçiyor. Hemen yani burayı büyük ihtimalle bu tarlayı bitirdikten sonra eve gideriz. İşte cumaya hazırlanırlar. Daha sonrasında cumaya gider yemeklerimizi yeriz. Ondan sonra tekrar geri geliriz buraya. Bugün çapayı bitirdikten sonra hat sermeye başlayacağız. Borular römork üzerinde sarıldı, bekliyor. Tabancalar da sarıldı diyebiliyorum. Şevval tabancalar veriyor her zamanki gibi. İşte birimiz traktörü süreriz, diğerlerimiz de hemen boruları atar, birleştirir. Tabancaları da yapar, çıkar gideriz hemen. Dün elimi çok kötü bir böcek sokmuştu. Gece hiç uyutmadı yani. Gittim buzdolabından buz aldım. Geldim gece işte uykuda uyandırdı falan derken
Buz koyarak uyudum. Çok kötü yani. Bilmiyorum, çok acıyor. Böyle. Devam edelim bakalım. Videomuz bu kadardı. Her yer çapalandı ve bitti. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.